Merhaba ve hoş geldin. Bu videoda İngilizce'de Simple Present Tense'e bakacağız. Önce hareket ve durum belirten cümleleri göstereceğim ve bunlara örnek vereceğim. Ve daha sonra bu cümlelerin nasıl olumsuz yapıldığını göstereceğim. Evet, hadi başlayalım. Simple Present Tense, Türkçe'de geniş zamanın karşılığıdır. Simple Present Tense'i iki kısımda anlatacağım. Hareket belirten cümleler ve durum belirten cümleler. Önce hareket belirten cümlelere bakalım. Simple present tense karşına daha çok hareket belirten cümleler şeklinde çıkacak. Eğer cümlenin öznesi ben, sen, biz, siz, onlar yani I, you, we, they ise fiilin kendisi kullanılır. Eğer cümlenin öznesi o yani he, she, it ise fiil s, es veya es eki alır. Mesela I play tennis every day. Ben her gün tenis oynarım demek. He plays tennis every day. O her gün tenis oynar demek. We go to work every day. Her gün işe gideriz demek. She goes to work every day. O her gün işe gider demek. You cry when you get angry. Kızdığında ağlarsın demek. She cries when she gets angry. O kızdığında ağlar demek. My dog barks a lot. Köpeğim çok havlar demek. Son olarak Mehmet goes to work every day. Mehmet her gün işe gider demek. Fiillerin S, ES veya ise ekinden hangisini alacağı tamamen fiile bağlı bir şey. Eğer fiilin sonu X, ZZ, SH, CH veya O ile bitiyorsa fiil ES eki alır. Örneğin izlemek anlamına gelen watch, watches olur. He watches TV gibi. Veya biraz önce verdiğim örneklerde go, goes oldu. Eğer fiil sessiz harf artı Y harfi ile bitiyorsa fiil ise ekini alır. Örneğin cry, cries olur. Geri kalan fiillerse s eki alır. Sırada durum belirten cümleler var. Durum belirten cümleler is yardımcı fiiliyle yapılır. Burada dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Mesela özne he, she veya it ise is kullanılır. Özne they, we, you ise are kullanılır. Özne ben yani I ise am kullanılır. Mesela he is happy, o mutludur. Ya da I am a tennis player, ben bir tenisçiyim. Ya da başka bir örnek They are engineers onlar mühendis demek. Şimdi simple present tense kullanarak olumsuz bir cümle nasıl yapılır ona bakalım. Eğer cümle durum cümlesi ise yardımcı fiillerden sonra not kelimesi getirilerek cümle olumsuz yapılabilir. Mesela he isn't happy, I'm not a tennis player veya they aren't engineers gibi. Eğer cümlemiz hareket belirten bir cümle ise durum biraz değişiyor çünkü burada is gibi bir yardımcı fiilimiz yok. Bu yüzden not kelimesiyle cümleyi olumsuz yapamıyoruz. Bunun için do yardımcı fiilini kullanıp onun arkasına not kelimesini getirmemiz lazım. Başta da anlattığıma benzer bir şekilde eğer özne you, we, they veya i ise do not yani don't kullanılır. Eğer özne he, she veya it ise does not yani doesn't kullanılır. Mesela I like tennis ben tenisi severim demek. I don't like tennis ben tenisi sevmem demek. Veya she cries when she gets angry kızdığında ağlar demek. She doesn't cry when she gets angry. Kızdığında ağlamaz demek. My dog barks a lot. Köpeğim çok havlar demek. My dog doesn't bark a lot. Köpeğim çok havlamaz demek. Son olarak Mehmet her gün işe gider. Mehmet goes to work every day demek. Mehmet her gün işe gitmez. Mehmet doesn't go to work every day demek. Evet, İngilizcede present simple tense bu kadar. Eğer videoda gösterdiğim örneklere çalışmak istiyorsan web sayfamda daha düzenli bir şekilde bu örneklere ulaşabilirsin. Web sayfama gitmek için buraya tıklayabilirsin veya bu videonun altında gerekli bağlantıyı bulup ona da tıklayabilirsin. Evet izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.